Öncelikle gençlere sesleniyorum. Gençler, ülkeyi terk etmek yok. Bunun hayalini kurmak yok. Yabancı ülkelerle ilgilenmek yok. Bu sokaklar bizim, bu caddeler, bu kentler, bu köyler bizim. Kuzeyimiz sele teslim olurken, insanlar sokaklarda boğulurken, güneyimizde cayır cayır ormanlarımız yanarken böyle bir ortamda da umutsuz olmayacaksınız. Bak şimdi bir ay sonra, iki ay sonra kış gelmeye başlayınca herkes arabasının antifrizini kontrol ettirecek. Kış lastiklerini takacak. Önlem alacak. İlla kar yağmasını beklemeyecek. Ormanın yanmasını beklemeyeceksin. Her sene orman yangını olacak. Bu kesin. O zaman uçağını alacaksın. Kendine 13 tane uçak alacağına milletin, devletin ormanları için onları söndürmek için uçak alacaksın. İtibardan tasarruf olmaz diyorsun ama ormanları cayır cayır yakıyorsun. Türkiye'nin yürümeye ihtiyacı var, yürümeye. Sokaklarında yürümeye ihtiyacı var Türkiye'nin. Baro başkanları Ankara'ya gelmek istiyor, yaşam kentte önünü kestiriyor iktidar. Baro başkanları yürüyemiyor. Öğretmenler yürümek istiyor, öğretmenler yürüyemiyor. Madenciler yürümek istiyor, madenciler yürüyemiyor. Ama Afganlara serbest. Afganlara serbest. Fon'dan giriyorlar, İstanbul'a kadar geliyorlar kafilelerle. Sınırlar delik deşik. Abi bir şey daha söyleyeyim size. Bu Afgan meselesi Suriye meselesine benzemez biliyor musunuz? Benzemez. Niye benzemez biliyor musunuz? Dünyada uyuşturucu dediğinizde aklınıza iki yer gelir. Biri Kolombiya, öbürü Afganistan. Başımıza ne açtıklarının farkında değil bunlar. Şimdi Yalova'dasınız. Şehir merkezine doğru gittiniz. Bir AVM'ye gireceksiniz. Ya da pazartesi günü bir devlet dairesine gireceksiniz. Size HES kodu soruyorlar mı? Soruyorlar. Afganlara serbest. Onların HES kodu Recep Tayyip Erdoğan. Onlara serbest. Esat'a haber göndereceğim. Gel masaya oturalım. Şam'a büyük elçi atayacağım. İlk işlerimden birisi. Konuşacağız bunu. Sisi'yle barıştın. Sisi'yle barıştın. Niye Esat'la konuşmuyorsun? Otur masaya. Büyük elçini ata. Gel de biz de yardımcı olalım de. Onların can güvenliğini sağla. Anlaşma yap. Bayramda 100.000 kişi Suriye'ye gidecek, bayramlaşacak, 10 gün sonra gelecek. O kapıları kapatırım, bir daha geri gelemez. Yok öyle ya. Burası yoğun Eşen Hanım mı? Bu Erdoğan'ın, bu yorgun Erdoğan'ın artık Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yok. Ver yetkiyi, kör etkiyi demişti 3 sene önce. Döviz düşecek, enflasyon düşecek, ekonomi şahlanacak demişti. Bunların hiçbirisi olmadı. Hiçbirisi olmadı. 3 Y dedi, yasaklar kalkacak, yoksulluk bitecek dedi. Yolsuzluk olmayacak dedi, daniskası oldu. Erdoğan'ın Türkiye'ye yapacağı bir tek şey var artık. Torun bakmak. Çok teşekkürler. Buyurun. Bir dakika, bir dakika. Ana sen de mi geldin ya? Anamı da mı delege yaptınız yoksa? Hoş geldin. Görmedim seni. Tamam. Anam da partili olsun. Çok teşekkür ederim.